Yatırım Hakkında programından herkese merhaba. Doçent Doktor Hakkı Öztürk ile beraberiz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim Selin. Sen nasılsın? Integral Forex TV'den herkese selamlar. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Bugün banka sanayi rasyosunu konuşacağız ama öncelikle borsa ile ilgili 2024 genel beklentinizi sorarak başlamak istiyorum ben. 2024 yılı biraz daha farklı bir yıl olacak. Özellikle tabii 2023 genel seçimlerinden sonra Türkiye'de tabii para politikası değişmiş oldu. Rasyonel politikaları geçirdi. Negatif değer faiz politikası işte artık yavaş yavaş son bulmaya başladı başladı. Dolayısıyla biraz daha farklı bir yıl olacak. E yani şunu söyleyebiliriz. E yani eğer mevcut ekonomi politikaları yani bu sıkı para politikası devam edecekse aynı sıkılıkta. E tabii herkesin tahmin edeceği üzere değil mi? E yüksek faizlerin bu 2024 yılı içinde borsa üzerinde bir baskı yaratacağı çok aşikar. Yani son zamanlarda tabii mevduat faizlerinde bayağı bir yükselme oldu. Yani işte kabaca hem mevduat faizleri hem de para piyasası fonlarındaki yıllıklandırılmış getireye baktığınız zaman, bileşik getireye baktığınız zaman değil mi? %60'ın üzerinde bir getiri var burada. Bir de getiri bu. Dolayısıyla böyle bir durumda yani yerli taraftan borsaya pek bir akış olmayacak gibi gözüküyor. Yüksek mevduat faizleri dolayı yani işte kabaca işte yüzde 60 birleşik getiri dedik e, yıllıklandırılmış. olmuş işte para piyasası fonlarında tabii biraz daha yüksek olabiliyor yani kabaca yüzde 60 diyelim yani beklenen enflasyona göre yani bir yıl içinde beklenen enflasyon en kötü senaryoda yani 50 civarı olsa e yani değil mi yüzde 10 civarı işte yüzde 8,5-9 civarı bir reel getiri olduğunu pozitif reel getiri olduğunu görüyoruz dolayısıyla e, bu 2024 yılında bu borsa üzerinde baskı kuracağı benziyor. Tabii ki mevcut politikalar devam ederse. E tabii aynı zamanda teorik olarak baktığımız zaman da yükselen faizler şirketlerinde hem borçlanma maliyetlerini hem de öz sermaye maliyetlerini arttırıyor. Dolayısıyla şirketlerin işte bu weighted average cost of capital dediğimiz ağırlıklı ortalama sermaye maliyetleri artmış oluyor. Yükseliyor. E tabii diğer değişkenler sabitken şirketlerin ortalama sermaye maliyetlerini yükseltmesi de e tabii ki şirket değerlerinin düşmesine neden olur teorik olarak. Olarak. Ama tabii yani hisse bazı hareketler tabii ki olacaktır ama bence hep söylüyorum ben bunu katıldığım programlarda da e borsanın 2024'teki yönünü bence yabancı yatırımcı verilecek. E, yabancı yatırımcı da bir süre daha piyasayı izlemek isteyecektir ama 2023 genel seçimlerinden sonra işte bu rasyonel politikalara geçiş, e, ve sıkı para politikasına geçirmesinden sonra e, değil mi? Hem e, yabancı yatırımcılar Türkiye'yi bir miktar değil mi radarına e, sokmuş durumda. Hem Türkiye'nin işte e, kredi derecelendirme al arttı. Tabii hala yatırım yapılabilir seviyenin e, çok altında. Ama risk primlerinin düştüğünü görüyoruz işte değil mi? İşte seçim e, genel seçimlerden önce geçen sene. 700 bas İşte şimdi 300 bas puanlar civarında 5 yıllık risk primi. E, dolayısıyla tüm yabancı yatırımcı bir miktar Türkiye'yi radarına almış durumda. E, bundan sonra da yabancı yatırımcı işte biraz daha bekleyip yani bu politikalarla ilgili biraz daha görmek istiyor ama yavaş yavaş da son iki haftadır yani çok da fazla olmasa bir miktar nette hisse alımına başladı. Dolayısıyla Türkiye'de radarına almış durumda. Eğer mevcut para politikalarının devamına ve özellikle tabii ki TL'nin dolar karşısında çok fazla değer kaybetmeyeceğine inanırsa hisseye bir miktar ne yapabilir? Para getirebilir. Tabii bu durumda borsa her ne kadar yerli taraftan yüksek mevduat faizi nedeniyle baskılansa da yabancı taraftan yaşanacak para girişi de borsayı yukarı doğru taşımaya çalışacaktır. İşte galiba yine derecelendirme kuruluşlarının değerlendirme notları olacak galiba mayıs ayında muciz olacak. Dolayısıyla yeni not artışları da olabilir. Tabii hala yatırım yapılabilir. Seviyenin mucizde galiba 6 altı seviye altındayız altı kademe altındayız. E, çok altındayız ama e, buradan not iyileştirmeleri olabilir. E, bu da yabancı girişini belki bir miktar daha hızlandıracak etkenlerden biri olabilir. E, yani tabii bu da önümüzdeki bir buçuk yıl, iki yıl yüksek enflasyon devam edecek. E, dolayısıyla böyle durumlarda hep söylüyoruz işte bu enflasyonu fiyatlarını hemen yansıtabilen sektörler öne çıkar. İşte bunda aklına geliyor gıda perakendiciliği olabilir. Tabii havacılık ve ulaşım sektörü de borsada öne çıkabilir. Ama yabancı yatırımcı da gel, geldiği zaman değil mi? öncelikle daha çok ne geliyor. E, Biz 30 hisselerine geliyor, şirketlerine geliyor, bankalara ve holdinglere giriş yapıyor. İşte daha sonra Mid Cap dediğimiz orta büyüklükteki hisselere giriyor. Bunu da unutmamak lazım. Yabancı yatırımcı geldiği zaman daha çok işte dediğim gibi Vistotus şirketlere, bankalara ve holdinglere giriyor ilk başta. Teşekkür ederim. Bugünkü konumuza gelirsek banka sanayi rasyosu için uzun vadeli grafiklerle başlayalım mı? Ne gösteriyor? Evet, başlayalım. Önce ben e, ekranımı paylaşayım. E, şimdi tabii bir banka sanayi rasyosuna bakalım. E, niye bakalım dedik? Çünkü işte bu uzun vadeli bir grafiği var da Banka sanayi endeksinin e, banka sanayi rasyosunu yani ne demek bu banka endeksinin sanayi endeksine bölünmesi Borsa İstanbul'da dolayısıyla ve işte önümüzdeki dönem ne olabilir bu banka sanayi rasyosu onunla ilgili bir konuşalım. Şimdi birincisi de görüyoruz banka sanayi rasyosu değil mi? Sonuçta işte 2007 yılından beri bir düşüş trendinde. Yani işte hatta 2009 2010'larda değil mi? 2008 2009 2010 yıllarında işte 3,5 falanmış yani yakın 3,5'lara ondan sonra hep düşmüş tabii arada böyle yavaş yavaş yükseldiği zamanlar olmuş ama üç 3.5'lardan banka sanayi rasyosu hatta yani 0.40'lara kadar falan düşüyor, 0.41'lere kadar düşüyor 2021'de. E son zamanda biraz böyle bir atak yapıyor. İşte 0.50, 0.60'lardan şu anda da 0.85'lerde. E ama bunun uzun vadeli ortalaması 1.7, uzun vadeli ortalaması. Yani 2018 yılından beri de ortalaması işte bu da 6.7 diyor kabaca. 0.8 şu anda 0.85 civarında banka sanayi rasyosu. Yani bunun düşmesi ne demek? Banka sanayi rasyosu yani işte 3.5'dan 0.85'e düşmüş. Yani ne demek bu? Aslında sanayi hisseleri işte sonuçta işte 10 yılda, 12 yılda, 13 yılda neyse banka hisselerine göre çok daha iyi performans göstermiş. Sanayi hisseleri, sanayi endeksi banka endeksine göre daha çok prim yapmış ki Değil mi? Bu rasyoda üç buçuktan işte 3.5'dan 0.85'lere kadar düşmüş. Zaten bunu şurada görebiliyoruz. işte. yani hemen bir grafik daha açtım. Sarı olan sanayi endeksini gösteriyor. Kırmızı olan da bankacılık endeksini gösteriyor. Sıfırdan başlattım bunları. Yani 2010 yılından yani kabaca işte 13 yıl var değil mi? 13 yıldan biraz fazla. Ondan sonra 2010 yılından beri sanayi endeksindeki Artış yüzde 3.358, yüzde 3.358. Yani aslında 33, 34 buçuk katına çıkmış bak sanayi endeksi yüzde 3.358. Bu 34 buçuk katına çıktığını gösterir sanayi endeksinin. Aynı zamanda bankacılık endeksindeki artış yüzde 875. Yani o da 9.75 katına çıkmış. Yani birisi 34 katına çıkıyor, öbürü 34,5 katına çıkıyor, öbürü 9.75 katına çıkıyor. Yani dolayısıyla işte sanayi endeksi hisseleri çok daha iyi performans göstermiş bankacılık endeksine göre. O yüzden dolayı da işte demin gösterdim. Banka sanayi rasyosu da işte 3.5'lardan 0.85'lere kadar düşmüş. Bir defa bunu bir adını koyalım. Peki dünyada durum ne hocam? Banka sanayi rasyoları dünyada son yıllarda nasıl hareket etmiş? Bir de onlara da bakmak önemli. Şimdi iki tane burada grafiğim var benim. Bir tanesi MSCI Dünya Banka Endeksi bölü. MSCI Dünya Sanayi Endeksi. Yani işte bu Morgan Stanley'nin Dünya Banka Endeksi dediğimiz aslında Dünya Banka Endeksini Morgan Stanley'nin Dünya Sanayi Endeksine bölerek oluştur oluşturduğum bir rasyon. E burada ne var? Dünya Banka Endeksinde yalnız burada gelişmiş ülkeler var. 23 tane gelişmiş ülke borsalarında işlem gören banka endeks endeksleri, banka hisseleri ve işte aynı ülkelerde gelişmiş 23 tane gelişmiş ülkede işlem gören sanayi hisseleri var. Yani nedir bu gelişmiş ülkeler kabaca? İşte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa'daki borsalar. Dolayısıyla burada da bak aynı seyri görüyoruz. Yani tabii Türkiye'deki kadar öyle 3.5'lardan çok böyle dramatik bir azalış yok ama 3.5'lardan 0.80'e kadar bir azalış yok ama burada da yani hemen hemen işte neredeyse işte yarı yarısına gelmiş 0.70'lerden yarısından biraz daha az 0.28 0.30'lara düşmüş. MSCI Dünya Banka Endeksi böyle MSCI Dünya Sanayi Endeksi. Dolayısıyla dünyada da baktığımız zaman son 10 yılda ama bakın nerede bu? Gelişmiş ülkelerde Amerika, Avrupa, İngiltere'de gelişmiş ülkelerde son 10 yılda sanayi hisselerinin, sanayi endeksinin bankacılık endeksine göre daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Bir de tabii şeye de bakmak istedim. Bu sefer gelişmekte olan ülkelerde durum ne? MSCI gelişmekte olan IEM yani Emerging Market Banka indeksi bölü MSCI gelişmekte olan ülkeler sanayi endeksi yaptık burada da. Ve burada aslında biraz daha farklı. Burada da işte gelişmekte olan ülkeler var. 24 tane galiba burada. Yani işte ne var? Brezilya var, Meksika var, Çin var, Türkiye var, Güney Afrika var, Polonya var, Macaristan var. Bunlar da gelişmekte olan Emerging Market. İşte oradaki banka e, hisseleriyle e, sanayi hisseleri var. E, buraya baktığımız zaman aslında burada e, banka sanayi rasyosunda bir azalma değil e, yani 2010'a göre mukayese zaman bir artış görüyoruz. Tabii bunlar çok fazla değil yani 1.7'lerden şu anda 2.15'lere çıkmış e, ama işte bir ara 2019'da 2.40'lara kadar falan 2.35-2.40'lara kadar yükselmiş ondan sonra bir düşüş yaşamış Sonra tekrar işte 2.20'lere çıkmış şu anda 2.15'lerde. Yani dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani gelişmekte olan ülkelerdeki e, Türkiye'de veya dünyada olduğu gibi e, sanayi e, hisselerinin e, banka hisselerine göre e, son 10 yılda daha iyi performans e, gösterdiğini söyleyemeyiz. Orada biraz daha tersi olmuş gibi duruyor. E, onu da e, belirtmek lazım. Teşekkür ederim. Borsa İstanbul'da banka sanayi endeksi son 10 yılda neden düştü? Bundan sonra ne olabilir? Onu konuşalım mı? Ee, yani şimdi bir defa e, tabi burada tabi birçok bir faktör var. E, şunu şey yapalım. E, yani demin söyledik işte niye son 10 senede banka sanayi endeksi işte 3,5'lardan 0,85'lere kadar düştü? Tabii ki birçok faktör var ama bence temel faktörler birincisi bakın bu. Geçen videoda anlatmıştık, değil mi? Öz sermaye karlılıkları çok önemli dedik. Niye önemlidir öz sermaye karlılıkları? Yani bir şirketin öz sermayesinden ne kadar net kar elde ettiği gösterir. Dolayısıyla öz sermaye sermaye karlılıkları yüksekse, öz sermaye getirisi, öz sermaye maliyetinin üzerindeyse e, hissedarlara katma değer yaratır bu şirket. Dolayısıyla bunu da piyasada görmeniz beklenir. Şimdi dolayısıyla bankacılığın e, öz return on ile sanayinin return on equity'si beyaz olan bankacılık, mavi olan sanayi öz sermaye getirisine, öz sermaye karlılıklarına baktığımız ama bak, 2010 yılından beri, 2010 hatta 2015 arası beyaz olan genelde daha yukarıda. Dolayısıyla 2010-2015 arası bankacılık endeksinin ortalama ama da öz sermaye karlılığı sanayi endeksine göre daha yüksek hatta ben çok net hatırlıyorum mesela 2010 yılında bak yüzde 20 bankacılık e, sektörünün ortalama öz sermaye getirisi var ama o zamanlar işte enflasyon yüzde altı 7 yani neredeyse enflasyonun 3 katı kadar bankacılık sektörü öz sermaye getirisi öz sermaye karlılığı yaratıyor dolayısıyla iyi durumda yani şimdiki gibi değil. E, ve 2010-15 arası hep bankacılık sektörü genelde daha yüksek. Ama ondan sonra yıllar içinde bak gittikçe bankacılık sektörünün öz sermaye karlılığı azalıyor gittikçe. Son tabii son iki senede hem sanayi hem bankacılık artıyor ama burada mavi çizgi beyaz çizgi de artıyor ama öz sermaye tabii burada yüksek enflasyon oldu Türkiye'de. E, onu da söylemek lazım. Yani dolayısıyla e, 2010 yılından sonra yıllar içinde yavaş yavaş bankacılık sektörünün öz sermaye getirisi azalırken sanayi sektörünün hafifçe artmaya başlıyor. 2016 yılından sonra da kabaca bak mavi üste çıkıyor. Yani mavi bank sanayi sektörünün öz sermaye getirisi beyaz bankacılık sektörü öz sermaye getirisinin üzerine çıkıyor. Yani aslında son yıllarda yani şunu söyleyebiliriz sanayi hisselerinin öz sermaye getirisinin bir, bir, miktar daha iyi olduğunu söyleyebiliriz bankacılık sektörüne göre. Yani zaten şöyle kabaca baktığımız zaman da değil mi mesela 2022 olsun 2023 olsun büyük bankaların biz öz sermaye getirilerini ben kabaca biliyorum %40 civarları 40-45 işte o civarlarda 2022'de 2023'te büyük bankaların Ondan sonra işte 40 50 arası diyelim yüzde 40 yüzde 50 ama 2022-2023'te biliyoruz ki yani enflasyon işte yüzde 65 değil mi civarlarında enflasyon oldu hep yüzde 65 yüzde 70 neyse. Dolayısıyla enflasyonun altında öz sermaye getirisi vardı bankacılık sektörünün. Yani dolayısıyla aslında e, Nominal olarak karlılıkları yüksekti ama reel olarak bankacılık sektörü e, e, enflasyon altında öz sermaye karlılığı vardı. Ama sanayi şirketlerine baktığınız zaman tabii her böyle her sanayi şirketinin farklı ama büyük sanayi şirketlerine baktığınız zaman nasıl büyük bankalara baktığınızda e, orada enflasyonun bayağı üzerinde öz sermaye karlılığı açıklayan e, sanayi şirketleri görebiliyoruz. Dolayısıyla bu da işte. Birinci nedenlerden bir tanesi bu son yıllarda e, sanayi endeksinin bankacılık endeksine göre e, daha iyi e, performansını gösteriyor. Nedeni de işte öz sermaye karlılıklarının bankacılık sektöründe düşmesi e, sanayi sektöründe de demin dediğim gibi e, büyük sanayi şirketlerinin bir kısmında e, öz sermayenin üzerinde düşüyor. E, öz sermaye maliyetinin üzerinde yani enflasyon üzerinde diyelim kabaca aslında öz sermaye karlılıkları olması bence birinci neden bu. Yani aslında ikinci neden de şu olabilir. Yani 2018 yılından sonra yabancı yatırımcılar tabii Türkiye'de hisse senetlerinden çıkmaya başladı. Yani işte 2018 yılında kabaca yabancı takas oranı %65, %70'ler falan da 2017 sonlarına falan yüzde %30 civarı %30'un biraz üstünde neyse yabancı yatırımcı Türkiye'yi terk etti. E, yabancı yatırımcılar genelde de daha çok tabii banka ve holdinglerde de dolayısıyla e, tutuyorlardı. E bank banka hisselerini satmaları e tabii ki o da e, bankacılık endeksinin daha sanayiye göre e, yabancı yatırımcının çıkması, e, bankacılık endeksinin e, sanayiye göre daha geride kalması nedenlerinden bir tanesi diyebiliriz. Bir de en önemli nedenlerden bir tanesi bence bu reel efektif döviz kuru, TÜFE'ye göre hesaplanmış reel efektif döviz kuru ve banka sanayi rasyosu arasındaki ilişki var bu grafikte işte. Önce reel efektif döviz kurunun ne olduğunu söyleyeyim. Hani reel efektif döviz kuru işte Türkiye'nin dış ticaret yaptığı 30'dan fazla ülke var. E, bu ülkenin para birimlerinin e, dış ticarete göre yani yaptığımız dış ticarete göre ağırlıklandırılıp aynı zamanda enflasyona göre düzeltilmesiyle bu TL'nin işte bu diğer ülke para birimlerine göre karşı değerini gösteriyor. Yani basitçe reel efektif döviz kurunun artması demek TL'nin değer kazanması reel olarak reel efektif reel efektif döviz kurunun artması demek TL'nin reel olarak değer kazanması reel efektif döviz kurunun azalması demek de. TL'nin reel olarak değer kaybetmesi. E zaten biliyorsunuz yani işte 2017, 2018'den sonra neymiş? Işte ne, ne, neymiş yüzlerdeymiş bakın görüyorsunuz. Hatta yüzün üstünde reel efektif döviz kuru 58'e gelmiş. Yani TL ne oldu? Reel olarak değer kaybetti. Zaten bunu işte dolar TL kuruna da bakarak kabaca görebiliyorsunuz. Ee, şimdi şimdi nasıl bir ilişki var reel efektif döviz kuruyla banka sanayi rasyosu arasındaki ilişki? E, çok net. Bak reel efektif döviz kuru azaldığı zaman bak banka sanayi rasyosu azalıyor. Reel efektif döviz kuru artıyor, banka sanayi rasyosu artıyor. Reel efektif döviz kuru azalıyor, banka sanayi rasyosu azalıyor. Reel efektif döviz kuru artıyor. Banka sanayi rasyosu bak aynı artıyor. Azalıyor azalıyor. Beraber hareket ediyor. Ondan sonra bak reel efektif döviz kuru işte çok azalmış böyle. De yüzlerden el sekizlere gitmiş. Banka sanayi rasyosu da buralardan iki buçuklardan sıfır işte 85, beş şu an. Sıfır nokta kadar düşmüş. Şimdi niye beraber hareket ediyor bunlar? Önce onu söyleyelim. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Reel efektif döviz kurunun ne yapması? artması. Reel efektif döviz kurunun artması ne demek? TL'nin değer kazanması, reel olarak değer kazanması. Yani aslında kurun, doların diyelim kabaca basitçe anlatıyorum. Doların fazla yükselmemesi an anlamında. Yani aslında TL'nin değer kazanması doların diyelim kabaca aslında iki ülke para birimleri arasındaki enflasyon farkı kadar yükselmesi beklenir de kabaca doların enflasyonu olmadığını varsayalım. Doların enflasyonun altında artması. Yani dolar enflasyonun Türk TL'deki enflasyonun altında artıyorsa bak TL reel efektif döviz kuru değer kabaca real efektif döviz kuru artıyor. TL reel olarak değer kazanıyor. Bak bu banka sanayi rasyosunu arttırmış. Yani çünkü bu sanayicilerin kısa vadede işine gelmiyor. Çünkü sanayiciler özellikle ihracat yapan sanayiciler ne istiyorlar? Kur daha yüksek olsun ki bizim aslında kısa vade için değil mi? Kar marjımız ne olsun artsın. Ha, dolayısıyla yani e, şöyle söyleyelim tabi ama bu kısa vade için geçerli. Şimdi onlara girmek istemiyorum. Yani aslında orta uzun vadede ihracatçıların rekabetçiliği veya ihracatı arttırması yani kuru ile olmaz. Yani baktığımızda burada işte neyse dış talep önemli ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi önemli. En önemlisi yüksek teknoloji ve katma değerli ürünler ihraç etmek. Ondan sonra verimlilik artışı e, inovasyon Bunlar ön plana çıkması lazım orta uzun vadede ama kısa vadede Tabii ki mesela ir, e, ihracat yapan e, sanayi şirketleri e, diyelim ki e, eğer e, bu e, kur e, yeteri kadar artmıyorsa yani reel efektif döviz kuru yükseliyorsa TL değer kazanıyorsa o zaman bunun ne olur e, TL değer kazanıyorsa bu e, kuru e, yeteri kadar artmıyorsa tabii ki buna kısa vadede kar maaşlarını azaltabilir. Ha, dolayısıyla böyle olduğu zamanlar reel efektif döviz kuru arttığı zaman bu ihracat yapan sanayi şirketlerinin kısa vadede işine gelmiyor. İşine gelmediği için sanayi burada payda tarafında e, dolayısıyla sanayi şirketleri yatırımcı açısından çok cezbedici olmuyor. E, bir miktar kısa vadede karlılıkları düştüğü için banka sektörü öne çıkıyor banka sanayi rasyosu ne oluyor? Ee, yukarı gidiyor. Aynı şekilde e bak şimdi ne oluyor son zamanlarda ne olmuş? real real efektif döviz kuru hep azalmış, 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 azalmış. E bu ne demek? Kur e kurun ne olduğunu gösteriyor bu. Yani real efektif döviz kurunun azalması TL'nin değer kaybını gösteriyor reel olarak. TL değer kaybediyorsa da e bu da e, ihracat yapan sanayi şirketlerinin sanayi endeksinin işine geliyor. Dolayısıyla sanayi hisseleri daha ön planda olduğu oluyor. Yatırımcı cinsi için karlılıkları kısa vadede artabiliyor. O zaman ne oluyor? Banka sanayi rasyosu da ne yapıyor? Aşağı gitmiş oluyor. Dolayısıyla e, bir tanesi e, en, e, yani en önemli etkilerinden bir tanesi bence bu birincisi reel efektif döviz kuruyla banka sanayi rasyosu arasındaki ilişki e, ve aynı zamanda işte öz sermaye karlılıkları e, bir de ne dedik e, tabii yatırımcıların yani özellikle yabancı yatırımcıların 2018 yılından sonra e, yabancılar daha çok tabii banka holding hisselerinde e, bunları satmasıyla beraber e, bankacılık sektöründeki e, performans düşüklüğü E zaten tabii bir de şu var yani 2018 yılından sonra Türkiye'de ve risk primlerinin işte yani 2023'e kadar diyelim genel seçimlere kadar değil mi artması makro faktörlerinin bozulması risk primlerinin artması makro faktörlerin bozulması en çok aslında ekonomiye daha daha duyarlı olan en diyarlı olan bankacılık sektörünü daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla bunun etkisini de burada ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Teşekkür ederim hocam son 10 yılı anlamış olduk peki bundan sonra ne olabilir onu da öğrenelim sizden. Şimdi bundan sonra banka hisselerimi, sanayi hisselerimi daha ön planda olur. Ama ben tabii yayının başında 2004 yılı ile e, borsa ile 2004 yılı için borsa ile ilgili genel görüşümü söyledim. Yani daha banka hisselerimi, sanayi hisselerimi daha e, bundan sonra ne olur? E, neye bakmak lazım burada? Tabii bir real efektif döviz kuru ne olacak? Ona bakmak lazım. E, yani işte zaten hem Hazine Maliye Bakanlığı'nın değil mi Mehmet Şimşek'in hem de Cumhurbaşkanı'nın Kur başkanının açıklamaları var yani tl reel olarak değer kazanacak diye yani TL'nin reel olarak değer kazancı ne demek? Basitçe basitleştiriyorum yani kurun e, şeyin e, doların e, enflasyonun altında artması yani şöyle söyleyeyim kabaca zaten onu hedefleniyor değil mi? Önümüzdeki bir yıl için e, enflasyon 50 olsun kur 30 liradan 40 liraya olursa senin yüzde 33 artmış olur. Öyle değil mi? Enflasyon %50 iken kur %33 arttı. 30 liradan kabaca 40 liraya geldi. Basitçe söylüyorum. Yani bu da ABD enflasyonunu da işin içine katmak lazım ama yatırımcılar açısından basitçe söylüyorum. Enflasyon %50 oldu. Fazla uzatmayayım. Kur 33'ten 33 30 TL'den işte 40 TL'ye geldi. %33 arttı. Yani enflasyonun altında arttı dolar. O zaman bu ne demek? TL reel olarak değer kazandı anlamındadır. E, TL'nin reel olarak bunu hedefliyor. Zaten söylüyor Sayın Hazine Maliye Bakanı da, Sayın Cumhurbaşkanı da. Zaten yüksek faiz politikası da bir miktar bunu gerektiriyor. et sıkı para politikası devam edecekse. E, TL reel olarak değer kazandığı zaman e, ne olacak? Reel efektif döviz kuru ne olacak? Reel olarak değer yukarı gidecek. E, ne oluyor reel efektif döviz kuru yukarı gittiği zaman? E, bu tabii ki bak yukarı gittiği zaman görüyoruz banka sanayi rasyosu da bir miktar daha yukarı gidiyor. Dolayısıyla bu banka hisselerinin lehine ama reel efektif döviz kurunun yukarı gitmesi, TL'nin değerlenmesi demin anlattığım gibi ihracat yapan sanayi şirketlerinin de kısa vade için kısa vade kar marjları azalabilir. Dolayısıyla bunların da aleyhine oluyor. Dolayısıyla banka hisseleri eğer real TL değer kazanacaksa bir adım daha bir miktar daha önde olabilir diyebiliriz. İkincisi yabancı yatırımcı gelir Türkiye'ye bundan sonra? Ee, yani yabancı yatırımcı e, tabii zaten Türkiye'yi radarına aldı dedik. E, bu politikalarda devam edecekse sıkı para politikası öyle değil mi? E, yabancı yatırımcı yani inanacaksa e, TL'nin e, dolar karşısında çünkü yabancı dolarını bozuk geliyor İşte neyse yurasını bozuk geliyor. TL'nin e, dolar karşısında e, değer kaybetmeyeceğine çok fazla inanırsa daha stabil olacağına inanırsa tabii gelir Türkiye'ye e, politikalara inanmasıyla beraber e, o zaman gelirse de tabii yabancı yatırımcı daha çok işte söyledim BIST 30 hisselerine giriyor önce bankaları holdinglere giriyor tabii daha bunlar kısa süreli... E, serbest fonlar dediğimiz hedge fonlar ama bankaları holdinglere giriyor giriş yapıyor daha sonra böyle midcap dediğimiz orta ölçekli hisseleri e, sanayi hisselerine giriş yapabiliyor e, dolayısıyla yabancı yatırımcı gelirse banka hisseleri yine holdingle beraber ön planda olabilir. E bir de burada tabii bankacılık sektörünün 2018 yılından beri çok önemli yani hep anlatılıyor işte bankacılık sektörü nominal karlılığı şöyle oldu 3 katına 5 katına çıktı ama baktığınız zaman 2018 yılından beri hala öyle bankacılık sektörünün öz sermaye getirisi karlılığı enflasyonun altında ee, yani en son işte 2023'te de bakın 2018'den beri böyle e, bankacılık sektörünün öz sermaye karlılığı %40 civarı e 2023'te enflasyon %65 ile kapadık biz. E dolayısıyla aslında e, yani öz sermaye getirisinin öz sermaye e, maliyetinin e, a, e, enflasyonun yani aslında öz sermaye getirisinin öz sermaye maliyetiyle mukayese etmek lazım. En, enflasyon maliyetinin e, altında olması E tabii ki banka hisselerini baskılıyor çok normal olarak ama bundan sonra ne olabilir biliyoruz ki enflasyonun düşmesi hedefleniyor. 2025-2026 yıllarında hatta 2000 bu sene değil ama ben inanıyorum bankacılık sektörü net kar marjını bir miktar koruduğu takdirde artık öz sermaye getirisi enflasyonun veya işte öz sermaye maliyetlerinin üzerine çıkabilir. E bu da tabii ki Bankacılık sektörü için e, e, tabii ki olumlu olacaktır. E, piyasa değeri, defter değerleri şu an kabaca bir birin üstünde biraz daha galiba bir miktar daha yukarı gitmesine sebebiyet e, verebilir. Zaten e, yani gelen yabancı e, raporlarda da e, bankacılık sektörü açısından böyle bir beklenti var. Yani önümüzdeki e, bir buçuk iki yıl içinde e, bankacılık sektörünün e, öz sermaye getirisinin öz sermaye maliyetinin üzerine çıkma e, beklentisi var ki 2018'den şu ana kadar öz sermaye getirisi öz sermaye maliyetinin altındaydı demin örnek verdiğim bankacılık sektörü bu hisselere banka hisselerini baskınıyordu ama yavaş yavaş dediğim gibi e, bu beklenti artık e, ö, ortadan kalkıyor öz sermaye getirisi artık enflasyonun üzerine çıkacak bu beklenti satın alıyor bankacılık hisselerini de hareketleniyor dolayısıyla bu bankacılık sektörü için tabii ki olumlu bir gelişme olacaktır. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim haftaya görüşmek üzere. Diye.